Yepyeni bir seriye daha hoş geldiniz. This War of Mine oynuyoruz. Neden bu oyun? Ve neden şimdi? Bunu açıklayayım hemen. Oyun Türkçe olmuş. Ben bu oyunu daha önce oynamıştım. Uzun zaman oynamıştım. İlk çıktığı zamanlarda direkt satın aldım. Yani ilk sahiplerinden biriyim oyunun. İlk çıktığını satın almıştım. Bayağı bir oynamıştım fakat o zaman İngilizceydi. Daha sonra oyun çevire Türkçe ama çıkarttı. Tekrar oynamaya başladım. Yine uzun zaman oynadım. Sonra bıraktım. Sonra yeni bir güncelleme geldi. Oyuna yeni şeyler eklendi. Ondan sonra baktım oyun İngilizce. Türkçe ama çıkmasını bekledim. Sonra pat diye bir güncelleme daha yayınladılar ve oyun Türkçe oldu. Oyun Türkçe oldu. Türkçe dil desteği geldi. Oyun çeviri hala uyuyor. Herhangi bir Türkçe ama çıkarmış değil. Bir tane çevirme sitesi vardı. O çıkaracaktı. Fakat çok uzun süre çıkarmadı. Yani çok uzun süre bekletti. 3 ay 4 ay falan bekletti. Güncelleme geldikten sonra. Hala çıkarmış değil. Bu da oyun kendisi çıkarttı bunu da. O site hala çıkarmış değil. Neyse arkadaşlar. Oyuna başlıyoruz. This War of Mine nasıl bir hikayedir? Hemen anlatayım. Savaş zamanı insanların kurtuluş senaryosunu anlatan bir oyun. 4 tane karakter seçiyorsunuz veya size rastgele veriliyor. Yeni bir şey bu arada, kendi hikayeni yarat diye bir özellik var. Oradan hemen yaratacağız kendi hikayemizi. 4 tane karakter seçiyorsunuz. Her karakterin farklı özellikleri var. Bu özellikleriyle akşamları dışarı çıkıp eşya bulmaya çalışıyorsunuz. Çünkü yiyecek lazım, ısınma ihtiyacınız lazım, su lazım. Veya düşmanlar saldırabiliyor size. Onlar için silah lazım veya yararlanan karakterleriniz var. Onun için işte medic pack'leri falan lazım. Takas yöntemi var oyunda. Crafting sistemi var oyunda. Yeni şeyler inşa edebiliyorsunuz. Radyodan tutun da işte ocağa kadar falan, buzdolabına kadar bir sürü şey icat ediyorsunuz. Oyun tam bir şey oyunu yani. Hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Uzun zaman, yani ne kadar uzun kalırsanız o kadar iyi. Bir zamandan sonra oyun bitiyor. Oyunda yaz kış döngüsü var. Gece gündüz döngüsü var. Çok güzel olacak. Bu seriye zaten ne zaman da düşünüyordum ve iyi ki başlıyoruz. Bu arada arkadaşlar bir sürprizim var. Şuna hemen kendi hikayene tıklayayım. Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz gibi bir sürü karakterler var. Fakat workshop diye bir şey var. Ben buradan yeni karakterler indirdim oyuna. Ve bu karakterler arkadaşlar. Evet. The Working Dead karakterleri. Çok güzel olacak. Ben de merakla bekliyorum. Dixon. 4 tane karakter seçebiliyoruz. Bunu da indirmiştim fakat bunu es geçtim. Zaten seçemiyoruz şu anda. 4 karakter, 4 ana karakter. Oyunun 4 ana karakteri. Diziyle ilgili herhangi bir spoiler vermeyeceğim. Onu baştan söyleyeyim. Zaten uzun süredir ben de devam etmiyorum diziyi. Dixon'ı seçtim çünkü Dixon kuvvetli birisi ve dışarıya çıkacak. Yani Dixon dışarıya çıkacak, o belli. Güçlü birisi. Burada karakter hakkında bilgiler yazıyor zaten. Biyografi falan. Burada meslek seçebiliyorsunuz direkt. Geri. Blaine'i seçtim. Blaine'i seçmemin sebebi Maggie seçmiş olmam. Maggie de sevgililer. Bu ikisiyle sevgili olacak oyunda. Maggie gördüğünüz gibi. Maggie yemekleri yapar. Blaine ona yardım eder. Rick ve Derry de dışarı çıkar. Yiyecek arar falan filan. Rick başkan olacak. Şeyin başkanı olacak yani. Her şeyi yöneten kişi Rick olacak. Takas sistemi falan hep Rick'in elinde olacak. Dixon savaşlar daha çok. Blaine yani etrafta dolaşma falan filan çok. Yani ev işlerinde Blaine'e, Maggie'ye yardım eder. Çok dışarı çıkamayacağım Blaine'e. Fakat şu iki karakterden biri oğlu da ölürse, ki öldürmemeye çalışacağım. Oğlu da ölürse mesela Rick gitti diyelim, Derry başkan olacak. Derry gitti diyelim, Rick başkan olmaya devam edecek de Glenn de dışarı çıkmaya yavaş yavaş başlayacak. Maggie
hiçbir türlü dışarı çıkarmayacağım. Yemek ve sağlık işlerinden öğrenilmek sorumlu oyunda. Gördüğünüz gibi seçeneklerin burada oyunun kaç gün süreceğini seçebiliyorsunuz. Uzun süre seçerseniz Steam App diye bir şey var. Steam App'ten de yerler seçebiliyorsunuz kendinize. Bu yerlere gideceksiniz anlamında. Oraya geleceğiz. Ben çok oyunun uzunluğuna da bağlı olarak 40 gün yeterli diye düşünüyorum. Bu oyunun zorluğu normal seviye, zor seviye. Zor seviyede zaten 10. günde falan ölüyorsunuz direkt. Orta seviyeden başlayarım. Çok zor olmasın. Kışlan nasıl geçsin onu gösteriyor. İşte yağmurlar ne sıklıkla gelsin falan. Buna karışmayayım. Direkt böyle olsun. Bu ne? Tamam, direkt böyle olsun ya. Direkt böyle olsun. Steam App'ten yerleri seçelim. Şimdi biz buradayız. Bir aile bu evde barikat kurmuş fakat tüm çaba... Ha, burası, biz burada değiliz pardon. Geride bıraktığı şeyler bulabiliriz. Şimdi sağlam yerler seçmeye çalışacağım ve kolay yerler. Yani en azından birkaç tane zor yer ekleyebilirim. Şimdi terk edilmiş kulübe başlangıç için mükemmel bir yer. Onu ben söyleyeyim çünkü terk edilmiş kulübeye birkaç kez gittim. Burada şu mikrofon şöyle düzelttim. Birkaç kez gittim terk edilmiş kulübeye. Gerçekten güzel malzemeler yok değil. Bazen çıkıyor bazen çıkmıyor. Şans meselesi. İşte Eskişehir'de ne var? Göze çarpan tarzları restoranda ve barlara rakı götüren kesişli yerde buraya bakan dağlardaki askeri mevzuat buraya tehlikeli bir yer kuruyor. Ancak riski göze alıp orada bir kaç mektar uzak durabiliriz. Çok da önemli. Gerçi şehir olması birazcık şey. Tarzı. Takas yeri. Bu ikisinden birini seçiyoruz. Tamam. Takas yeri. Takas yeri keskin nişancı kavşağı olur. 12 tane yer seçeceğiz bu arada. Şehir hastanesini seçeceğim. Sonra buradan süpermarketi seçeceğim. Bir dakika. Bölge asker kontrol altında ancak insanlar hala orada erzak için yağmalamaya devam ediyor. Orada yağmurluyu karşılaşacak olmamız büyük olasılık. Yolumuz geçince çok değerli olacak. Ortadaki savaş oranı dönmeyeceğimiz tüm erzak sıra bölge asker. Ya risk alacağız arkadaşlar ya da risk alacağız. Yani ikisi de çok riskli ya. Yani bu daha kolay. En azından insanlar yağmalamaya devam ediyormuş hala. O daha kolay. Otel çok zor. Otele hayatta girmem. Garajda neler var? Garajın burada tamir edeceğiz. Tırgan birisi onun babası. Yani burada ne olabilir? Takas. Takas. Bir tane takasımız var zaten. Yeter o. Mesela, tamam burası olsun. Burası olsun. Harabi. Ya da harabi olmasın ya. Kerhaneye giderim ya. Yok burası tamir. Anneler çocukların duymak için. Hayvan tarafında konulan büyük bir bina. Bizi takas etmek isteyebilecek bir sürü erzaklar olur. Kerhanede güzel erzaklar vardır. Bombalanmış okul. Takas burası ya. Okul da takas. Küçük apartman binası. Aynen. Bu daha iyi, bu daha iyi. Aynen. Bu daha iyi. İnşaat alanı değil, yarı yıkık ev neymiş? Sen diğer yarısını geçiyor. Görünüşe göre saldırgan değil. Takas için bir sürü malzeme. Takas ben buraya gitmiştim daha önce. Görsene yarısı mı? Fakat insan... Çok riskli ya. Bu risksiz, risksiz bölümü. Yani 3 takas oldu ya. Çok olmaz. Depo. Tamam. Depo olsun. Fakat depoya yani depo en azından depo yani güzel bir yer. Yıkılmış villa ne? Yiyecek stokları. Yiyecek buluruz burada. Ya çalmak ya da bulmak. Çalmak daha mantıklı ya.
Ya bazen kötü de olmak gerekiyor arkadaşlar oyunda. Öyle söyleyeyim ya. Ne yazık ki kız. Crack lazım. Daha iyi. Bombalanmış kulübe. Bu mahalle yakın zamanda bombalanmış. El ayağımı insanlar evlerini acele terk ettiği için işimize yarar bir şeyler bulabiliriz. Aynen. Güzel. Sağlam bir yer. Eskişehir'e hiç girmeyeceğim ya orada. Bir dakika. Yani askerler çok vardır bu Eskişehir'de. Ben hiç girmek istemiyorum. Otel aslında mantıklı. Yani ne var çok daha belki geride bir şey kalmıştır yani. Geç. Burası şu anda silahlı haydut dava. Bazen biraz daha çığlık ses. Uzak durmak en iyisi. Seyahat firması hani küçük ama lüks bir otel. Kış atmadan önce otelin sahibi yanlarında yabancı bir gazeteci şöyle karşı yakın zamanda otele birisi yerleşmiş ve etrafta kas yapmak istediğini yaymış. Belki işimize yarayacak bir şeyleri vardır. Takas değil. Takas değil. En azından. Zararsız delinin teki. Deli olduğundan direkt öldürebiliriz adamı. Son. Şimdi son kaldı. Şimdi. Hiç askeri üs gibi bir yer. Yağmalamış benzin istasyonu ne? Burası insanların şehirden kaçarken yağmaladığı ilk yerlerden biriydi. Tüm bölgesi bir adam. Bugüne kadar iki taraf sonuçlanmış olsa da pek çok insan hayatını yitirdi. Bu artık su istasyonu şaşırtıcı derecede ayakta yağmalanmış olabilir. Ancak yine de kontrol etmeye değebilir. Geç. Garaj. Bu tamam. Güzel güzel. Budur arkadaşlar. Save City Map diyeceğim. City'mizin adı. Walking Dead diyeceğim de. Walking Dead'de o zaman arkadaşlar başlayalım. Her şeyi ayarladığımıza göre. Start my story. Evet, şöyle suyumu da içeyim. Birinci gün. Şimdi hem oyunda ilk kez görmüş oluyorsunuz. Hemen geçtim. Oyun sesini biraz kısacağım. Yani müzik copyright yer mi bilmiyorum ama en azından arka fonda bir şey olsun yani küçük de olsa. Şimdi arkadaşlar bunlar bizim karakterlerimiz. Tamam mı? Şu Blaine. Bu Maggie. Xenoric bir de. Bu silahları kullanmakta ustaymış. Bu inşaatta ustaymış. Maggie. Medic aletlerinde ustaymış. Green Pers. Persuasive neydi ya? Hafif yararı bu arada şey Green. Glenn canım. Şimdi ilk önce evi araştırmayla arkadaşlar başlamamız lazım. Glenn sen orayı araştır. Herkes bir iş yapıyor tamam mı? Sen şurayı araştır. Evde malzemeler bulmamız lazım yani hafif yararı mararı. Rick kalk canım. Şimdi yararı mararı istemiyorum tamam mı? Aletleme kilidi açabilirim. Aç abi kilidi. Açılmıyor mu kilit? Açılmıyorsa kilit. Şurayı yağmala. Ha, bu arada ne bulduk? Oo, materyal bulduk be. Al al hepsini al. Tamam. Koş, sen şurayı araştır. İlk önce evdeki eşyaları araştırıyoruz. Tamam mı? Sen şurayı araştır. Sen giremedin mi oraya? Üstünü tahtayla kapatmışlar. Şuradan gir o zaman. Bu arada bir şey bulduk. Al hepsini al. Bu arada bıçak mı bulduk biz? Maymucuk bulmuşuz. Araştır, araştır, araştır. Sonra craft sistemine başlayacağız yani. Aç maymucukla şurayı. Canım sen ne yap biliyor musun? Sen de şurayı araştır. Bir kürek yok canım. Küreğimiz henüz yok. Hepsini al. Sonra bunlarla işlem yapacağız çünkü. 13 derece bu arada. Kıştayız ha. Kışta olmamız kötü. Kimse bu şurayı araştırmadı mı ya? Şuraya bir araştır. Açamadı mı birader ya daha? Ha, aç araştır şurayı. Tamam. Kaldı mı bir şey? Şu üstte bir yer kaldı. O bir şey buldu. Al hepsini. Maymuncuk yapmamız gerekiyor birkaç tane. Canım şurayı da araştırsan.